Ne var, Galatasaraylılar şampiyonluk turu atıyorlar şu anda. Bak, bu yanlış gece, mı Emre? Evet, Ertem, onun için Galatasaray. Bak güzelliğe bak, maşallah. Ertem Şener Galatasaray'dır arkadaşlar. Bunu ilk kez burada açıklıyorum. Ertem Şener Galatasaraylıdır dedi. Ertem dedim. Şener Beşiktaşlı falan değildi. O da mı iki Ertem takım tutuyor? Ertem Şener Galatasaraylı. Galatasaraylı abi. Sana bir şey soracağım. Bu gece Fenerbahçe taraftarı ilk kez Galatasaray taraftarıyla beraber hareket etti. Adeta Galatasaray taraftarlarını hissetti Fenerbahçe taraftarı. Ben bu gece içeriye bir fotoğraf attım. Bu iki güç birleştiği zaman ne oluyor? 4 yıldızlı bir takım nasıl olur? 16 Fenerbahçe'de bir hissetsin bu işi. Yani 4 yıldızlı bir takımın tutmak nasıl bir duygu? Ya bir şey söyleyeceğim. Emre'nin suratını verin ya. Nereden buluyorsun bunu? Bir dakika. Bu gece bütün Galatasaraylılar Fenerbahçeliydi. Arkadaşlar dışarıdan bir ses geliyor. Şu kapıyı kapatır mısınız? Bu gece bütün Galatasaraylılar Fenerbahçeliydi. Bir kapatsanız ya, rica edeceğim. Bu gece bütün Galatasaraylılar Fenerbahçeliydi. Fenerbahçeliler ilk kez 4 yıldızlı bir takım taraftarını hissettiler arkalarında destek olarak. Bu gecenin logosu, bu gecenin hani bu logolarla ilgili problem oluyor ya. Aşağıda da Nuri Alça reklamda oynuyor. Nuri Alça. Nuri abi me selamlar. Ne yakışıklı adam. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Konuyu nasıl değiştiriyor gördün mü? Aşağıda bak, Nuri Alço. Kazansa değiştirir, kaybetse direkt olarak değiştirir, böyle, alayını değiştiriyor. Direkt böyle Nuri Alço ve onun gibi isimleri, bizim Nuri sevdiğimiz Alço, isimleri, şey, Türk bizim sinemasının isimleri, efsanesidir. Bizim sevdiğimiz isimleri ortaya atarak bu gecenin algıda böyle bir değişiklik. Bu gecenin Nuri Alço'su kimdir? Benim hayatımda gördüğüm bak. Evet. Senle uzun yıllardır arkadaşız ama evet. Senle program burada başladık yapmaya. Evet, çok da güzel oldu maşallah. Fakat maşallah. Maşallah maşallah. Ama. Şu logoyu versenize. Ben seni Emre'nin yanına verin. Bu kadar algıcı olduğunu gerçekten bilmiyordum biliyor musun? Algılatıyor. Yeni mi öğrendin? Abi Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fatih Hoca'nın laflarıyla programa başlıyoruz ya. Bu var ya Türk televizyonculuğu adına utanç vesikası. Yok, Türk televizyonculuğunun üstadıdır. Türk televizyonculuğu. Bu gecenin kazananı Galatasaray'dır. Utanç vesikasıdır. Bu gecenin kazananı Galatasaray'dır. Abi bu derbi Galatasaray için yapıldı zaten. Eğer ki Galatasaray taraftarı desteklemese Fenerbahçe bu maç beraberlik bile alamazdı. Arkasında 25 milyon gerçek taraftar buldu Fenerbahçe. Şimdi. Doğru mu Evren? Doğru tabii. Bu adam uşak. Evren'le baştan sonra konuşuyoruz içeride. Ya dedi Fenerbahçe nasıl oynuyor, şöyledir böyledir falan filan, ne kadar kötü oynuyor, mahvoldum bittim falan. Ya dedim Evren işte biz bunu her hafta çıkıyoruz. Ben 90 dakika Fenerbahçe 90 dakika dayanamadım. Bugün bir tweet gördüm Galatasaraylı. Ben diyor bugün diyor Fenerbahçeli olarak diyor yaşadım diyor. Fenerbahçe'yi tuttum diyor. Şu anda diyor Kemal Öre terapideyim diyor. Ben 90 dakika dayanamadım. Onu nasıl dayanmışlar? Kemal Öre görüyorum diyor ya. Yani Fenerbahçe'yi tuttum diyor. Tabii bunlar işin güzel tarafı. Esprili tarafı. Fenerbahçe Spor Kulübü sarı kırmızı logo. Ya ben hep bunu söylüyorum işte. Beşiktaş'ta olmak hayatta zordur. Beşiktaş'ta olunca kutsal ittifak başlar. Aslında logo bu. Fenerbahçe Spor Kulübü sarı kırmızı. Yıldızlara oraya Fenerbahçe'nin 3 yıldızının daha 7 yıldızlı olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ya bir tane anket yapmışsın. Bak hangisi? Çok enteresan. Şu ilk giden kim olacak diye bir anket bak, yapmışsın bir ya. Evet. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani yatalak böyle hasta vardır. Başında beklerler artık vefat evet. edecek diye. Ama başında bekleyen vefat eder. Onun bir yakını vefat eder. O hasta halen yaşayacak.